Assalomu alaykum. Afg'oniston masalasi yaqinda Markaziy Osiyo davlatlarining Xitoy bilan, buning ortidan esa Hindiston bilan o'tkazilgan sammitlar doirasida muhokama qilindi. Har ikki uchrashuvda Afg'onistonda yangi inklyuziv hukumat shakllanishiga umid bildirildi. Hozircha mamlakatni toliblardan iborat vaqtincha hukumat boshqarmoqda. Mamlakatdagi vaziyat esa kun sayin og'irlashyapti. MMTga ko'ra, vaziyat qil ustida. Taliban vaziyatni o'nglashiga ishonch kam. Markaziy Osiyo davlatlaridan hech biri O'zbekistonchalik Afg'oniston masalasiga diqqat qaratayotgani yo'q. Tabiiyki, Toshkentning bu borada o'z manfaatlari bor. Afg'oniston orqali yangi yo'l loyihalar ko'zlanmoqda. Buning uchun Afg'onistonda xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan hukumat bo'lishi o'ta muhim. Ammo so'nggi paytda yuz ko'rsatayotgan ma'lumotlarga tayanilsa, Toshkent bu borada xalqaro hamjamiyat munosabatini kutish niyatida emasdik. Prezident Mirziyoyevga Afg'oniston Islom amirligini, Taliban hukumatini rasman tan olish, toliblar bilan munosabatni strategik darajaga ko'tarish tavsiyasi berilmoqda. Bu tavsiyalar ekspertlar, siyosatshunoslar emas. Davlat xavfsizlik kengashi, manfaatdor vazirliklar tomonidan tayyorlangan inobatga olinsa, O'zbekiston yaqin orada Taliban hukumatini rasman tan olgan davlatga aylanishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident huzuridagi Davlat xavfsizlik kengashi rahbari Mahmudov tomonidan imzolangan maxfiylik tamg'asi ostida hujjat nusxasi tarqagan. Afg'oniston tomoni talablari O'zbekiston tomoni manfaati bilan muvofiqlashtirilishi asosida ishlab chiqilgan bu hujjatdagi tavsiyalar ko'rib chiqish uchun prezident Mirziyoyevga jo'natilgan. Maxfiylik tamg'asi ostidagi bu xat o'tgan yilning dekabr oyida imzolangan, nusxasi bir necha kundirki ijtimoiy tarmoqlarda mavjudligiga qaramasdan hukumat bu maxfiy xat jamoatchilikka ochiqlanishi yuzasidan biror bir munosabat bildirgani yo'q. Amerika ovozida bu maxfiy xatning haqqi yoki haqqi emasligi yuzasidan tasdiq mavjud emas, ammo bu hujjatni jamoatchilikka ochiqlagan manba xorijda yashayotgan o'zbek muxoliflaridan biri Safar Bekjon bilan bog'landi. Safar Bekjonning ta'kidlashicha, xat unga hukumatdagi maslakdoshlari tomonidan yetkazilgan. Maqsad Taliban hukumatini rasman tan olish bo'yicha borayotgan harakatlarga qarshilik ko'rsatish. Ta'kidlash joiz, Safar Bekjon tomonidan taqdim etilgan Amerika ovozi tanishib chiqqan hujjatlarda Toshkent Taliban hukumatini rasman tan olishga tayyorligini anglatuvchi biror qaror yo'q, ammo xavfsizlik kengashini Tashqi ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Tashqi savdo va investitsiya vazirligi, Transport, energetika vazirligi bilan hamkorlikda tayyorlagan bu hujjatni Afg'oniston bilan hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha mavjud tavsiyalarni Taliban hukumatini rasman tan olmasdan turib amalga oshirish mumkinligini o'ta qiyin qiladi. Maxfiylik tamg'asi ostidagi bu hujjatlarni jamoatchilikka ochiqlagan faol Safar Bekjonga ko'ra, Toshkent Taliban hukumatini rasman tan olishga juda yaqin turibdi. O'zbekiston prezidenti qoshida O'zbekiston xavfsizlik kengashi degan tashkilot bor. Bu maqomiga ko'ra prezidentning strategik masalalarda maslahat qiluvchi va qaror oluvchi va keyin prezident buni ichki siyosatda va tashqi siyosatda yo'llantirish uchun asos beruvchi hujjatlar qabul qilinadigan joy. O'sha joy tarafdan bir qaror ishlab chiqilgan. Prezidentga tavsiya sifatida prezident uni ko'rib chiqib amalga oshirish kerak. Bu qarorni prezident nomiga yozilgan, bu yerda ko'rsatilishi bo'yicha bu hujjatda bu nusxasi 3 nusxa bo'lgan, 3 nusxada chiqarilgan maxfiy hujjat. Bu hujjatni prezident administratsiyasi tomonidan 52-75 nomerli maxfiy nom berilgan. Bu 10 dekabr 2021 yilda qabul qilingan. Imzo chekuvchi odam
Kapsızlık Kengeşi'nin kotubu Uçislav Mahmudov degen adam imzası ve peçeti var. Böyle. Bu hüccet Rusça yazılırken mezmunen Özbekçesini sizler ki çüntüremen. 10'ta bantten ibaret ve 5'te vazirlikke topçılı biri yaptı. Prezidentin numarasını göre, tavsiyesine göre. Bu birincisi şu, Afisanlı Pariznat İslamski Emirat Afganistan. Pavisi status Mecbiyet Müslümanlık konsultasya po doğrunu stratejiskiye diyaloga. Yani bu diyen tercümesi yani Afganistan İslam Emirliğine resmi makam sıfatı kabul kılış, onlarla müzakere ötküzüş ve onların stratejik hantar mülakatıge op çıkış onlarla. Masten, alakası. Bunu nemek asosan de yaptı? Bunu eti yaptı ki Afganistan İslam Emirliğinin bizgi kılgen müracatı asosan de yaptı. Onların müracatı. Kim bir de eti yaptı? Afganistan içerisindeki Uzbekistan bilen bağlı bu geniye nemek mahbi razviyetke ayakçılık numarasını iki tamarlama, iki devlet almıştırır. Özbekistan'da anti-Talibançılar bası, yani Talibanlar karşı Özbekistan bir adı. Anti-Özbekistançılar böyle zikamısı, Afganistan hudutlarda ular Özbekistan'a bir adı. Yani bu resmileştiriştiğin Taliban terör hareketini resmileştiriştiğin doğrudan doğru birinci bant uzide yok, kararı. Bu giyitmez. Özbekistan tamamen bu itiraz kılamıyla. Demek ikinci mesele öz ara ticaret. Bir bendege ibaret. İkinci. Bir bendege ibaret. Kuşak Hocaylık ve bütün başka sahalardaki mal ayrı başlaş, masraf ayrı başlaş teşkil kılış ve Özbekistan masraflarının yendi. Bundan taşkara da insanperverlik yardımlarını Afganistan ilk gizlişle Afganistan bilen hemkarlık kırış. Temir yolda Hayratan Mazar-ı Şerif ve Kabul Peşavar Temir yolunun Taliban bilen bir gelikte kuruştu. Teklif kırış, müzakere kırış. Bu hüccette ise vezirliklerge korsetme biri yaptı başvurucu olmasarı. Her bitti vezirlikki korsetme biri yaptı. Afganistan tamamen kötürülge meseleler yüzesinden verilgen tek işli korsetmeler boyunca anlık müddetleri, mesulleri ve emelge aşırıcı mekanizmleri korsetilgen çare tedbirler ricesi işlep çıkılsın diye. Yani Vazirler Mahkemesi Taliban'ını legalleştiriş için çare tedbiri işlep çıksın. Bunu yine buraya yetiyelim. O şey hattı bir an Mahbi Hizmetmen'in hüccetin 10 tane nüskasından bittesi bizde. Bu içinde bittesini biz kollak baktığımız mümkün. Bu insanperverlik yardımı. Özbekistan tamamen. Yok olmasa halkara teşkilatların Özbekistan arkalı temir yolu bu geldiği için ülke kritiği yapken insanperverlik yardımını yine Özbekistan demege Afganistan'a yetkizişi mümkün dedi. Bunda hiç karşılık yok. Şu hakta karar çıksın. Bu hiç kanaka Özbekistan için zararlılar şey. Ama bu dolayısıyla onu legitim bulmayan Birleşik Milletler Teşkilatı hapsizlik kengeşi tarafından teröristik teşkilat değilken ve devletin namını özgertirgenliği için onunla yangi devlet sıfırı kabul kılınmayan BMT tarafından Bronte devlet tarafından resmi makam sıfırı kurulmayan bu hükümetti. Özbekistan bu kararları arkalı resmileştirmekte. Bu Özbekistan devletçiliği için katta hıyanetli öyle mi? Demek ki Sefer Ege, bu hüccetler sizce kandaya yetip geldi ve umuman bu çıkarılışdan sizin nazarınızda kandaya maksatlar koyduk durdu? Mesela bir de hüccetli var yok, üçte nüskası var. Üçte nüskası var. Bittesini hatta ikitesinin üçte nüskası var, bittesinin onta nüskası var, var yok. Bu hüccetlerden köçürme alışım gibi bir adam
davlat xavfsizlik kengashining ichidan. Demak, O'zbekistonda milliy kadrlar yetarli. Hokimiyatning bunaqa chidab bo'lmas. Yani davlatçilik için yüz zararlı bir gelecekte Özbekistan, İran'a, Şimali Kore'ye olsa embargo ilan kılınışı mümkün ki. Çünkü terörizm bile hakimiyet ekiyken, yani terörist bugün de hükümetti ya umarım, kullak kuvvetleşti, maliyeleştirişti. Siz de kolinizdeki hüccetlerden, Prezident Mirziyoyev'in bu boradaki pozisyonu, kaysızdır manada, oydinlashgan haqida gapirish mumkinmi? Ya'ni prezident qaysi ma'noda bu narsaga tayyor turibdimi? Ertaga rostdan ham Talibonni hukumatini rasman tan olinadimi? Sizning nazaringizda qanday voqealar bor? Bu hujjatlar ichidan bittasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi deb yozilgan pechat bor, ya'ni shu yerda va uning maxfiylik kodini beruvchi nasıl bor. Bu 5275 nömrli kod bilan kodlangan hujjat. Yani bunu berish uchun oldin prezident o'qish kerak bu hujjatni. Qabul qilinsa, keyin sekretariatga beradi, uni kodlaydi, nömr qiladi, nusxa yozadi. Mana 3 ta nusxa yozilgan. Prezident aytsa-ki 10 ta joyga tarqating desa 10 ta bo'ladi. Zaparay, siz qo'lingizdagi hujjatlar har holda dekabr oyini birinchi o'n kunligida qabul qilingan yoki o'sha birinchi yarmida qabul qilinganligini taxmin qilish mumkin va biz kuzatdik, ya'ni yaqinda Taliban va O'zbekiston o'rtasidagi o'sha harbiy samolyotlarga doir ziddiyat Talibonni O'zbekiston hukumatiga yo'llagan ogohlantirishi bular nazaringizda vaziyatni qanchalik o'zgartirishi mumkin? Bu bayonotga nisbatan O'zbekiston hukumati hech qanaqa munosabat bildirmadi. Tashqi ishlar vazirligi ham, prezident devoni ham hech qanaqa munosabat bildirmadi. Buni o'rniga Amerika Qo'shma Shtatlarining bayonoti chiqdi va Taliban o'shandan keyin bu talabini qaytarib oldi. Bu demak ham o'zbek jamoatchiligi bizni nazdimizda bu narsaga qattiq qarshilik ko'rsatdi va hukumat ham O'zbekiston ichkarisidagi milliy kadrlarning kuchini hisobladi va jimgina bunga turishga harakat qildi. Va o'ylaymanki, buning orqasidan O'zbekiston parda orqasida yashirin qanaqadir muzokara o'tkazgan va bundan xabar topgan bizning milliy kadrlarimiz esa bu hujjatni chiqarish va yetkazish orqali buni oldini olishmoqchi va buni kelajakda O'zbekiston davlatchiligiga beradigan zararini o'ylab bu bugun amalga oshmasidan oldin fosh qilinadigan bo'lsa kelajakda davlat bu narsalar uchun javobgar bo'lmaydi deb o'ylashyapti.